Merhaba arkadaşlar, bu yanımda görmüş olduğunuz bir Ford Mustang. Bundan 50 yıl önce o efsane 69 kasası çıktığı zaman en güçlü versiyonunda 7 litrelik motorda V8 bir konfigürasyonda 330 beygir civarı bir güç alıyordunuz. Bu yanımda gördüğünüz 7 litre değil, hatta V8 bile değil, kendisi sıralı 4, 2.3 litre ve bugün günümüzde 2.3 litreden yine 330 beygir güç almayı başarıyoruz. Artık standart günlük araçlarda 1 litreden 120 beygir, 1.4'ten 180 beygir gibi güçler çok standart bir şekilde konuştuğumuz sayılar haline geldi. Ve dahası günlük araçların dışına çıktığımızda, Formula 1'e baktığımızda mesela 1.6 litreden 950 beygir gibi güçler alabiliyoruz. Peki nasıl oldu da 50 yıl içinde 7 litreden aldığımız güçleri şimdi motor hacmini 3'te 1'ine, 4'te 1'ine indirerek aynı güçleri almayı başarabilir hale geldik. Gelin buna birlikte biraz bakalım. Kaputu açtığımız zaman göreceğimiz gibi eski araçlara göre oldukça dolu bir görüntü var. Her ne kadar içinde sadece 2.3 litrelik bir motor olsa bile. Bunun sebebi de işte geçtiğimiz 100 yıl içindeki farklı icatlar ve motorun verimliliğini arttırmaya yönelik farklı mekanik sistemler sayesinde bugün bu duruma gelmiş durumdayız. Kendi aracınızın da kaputunun içine baktığınızda muhtemelen çok benzer bir görüntü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi motor bloğunun haricinde birçok parça bulunuyor burada ve bütün bu parçaların aslında bir amacı var. Ve bu tahmin edersiniz ki bir gün içinde gerçekleşmedi. Bütün bu olay yaklaşık 130 yıllık bir süreç içinde gerçekleşiyor. Bu yüzden geçmişe dönüp bir baktığımız zaman göreceğiniz bir şey var. İlk olarak sanayi devrimiyle birlikte buhar motorunu görüyorsunuz. Buhar motoru dediğimiz şey aslında sanayi devrimini gerçekleştiren şey. O yüzden insanlık için bir çığır açtı diyebiliriz. Bir noktada buhar motorunu burada gördüğünüz aşırı kompleks makinenin atası olarak düşünebilirsiniz. Ama mantığına baktığınız zaman tabii ki çok büyük farklılıklar var. Örneğin 19. yüzyılın sonlarına baktığımız zaman buhar motorlarında yakıt olarak kömür kullanılıyordu doğal olarak. Benzin değil. Kömürü yakarak suyu ısıtıyorsunuz. Su buhara dönüşüyor ve bu buharın basıncı ve enerjisiyle birlikte bir harekete dönüştürülüyor ve bu hareketle endüstrilerde kullanılıyordu ya da kara tren olarak bildiğimiz trenleri hareket ettirmek için kullanılıyordu ve verimliliği sadece %6 idi. %6 ne demek burada? Yakıt olarak kullandığınız kömürün içindeki kimyasal enerjinin sadece %6'sı harekete dönüşüyor demek. Geri kalan %94'ünü çöpe atıyoruz, çevreye salıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bu oldukça düşük bir verimlilik ama yine de bu makinenin icadından önce insan gücüyle her şeyin yapıldığını düşündüğünüz zaman insanlık için büyük bir öneme sahip olduğunu anlamak da çok zor değil. Ama bunun icadıyla birlikte birçok mühendis ve bilim adamı tabii ki %6'nın oldukça yetersiz bir verimlilik olduğunu fark etmeye başladılar. Bunun üzerine 1860 yılında Jean-Joseph Étienne Lenoir ilk içten yanmalı motoru icat ediyor. Bu içten yanmalı motor iki zamanlı olarak çalışıyor. İki zaman dediğinizde ne? Aslında içeride ateşleme gerçekleşince pistonunuz aşağı doğru hareket ederken aynı zamanda egzoz gazınız atılıyor oluyor. Ya da pistonun sıkıştırma hareketini gerçekleştirirken içeriye aynı zamanda hava alıyor oluyorsunuz. Ve bu iki zaman sayesinde motorunuz sürekli bir şekilde devre daimi çalışıyor. Bu motoru icat etmesine rağmen hayal ettiği şey gerçekleşmiyor. Hipomobil olarak geçen bir aracın içinde 9 kilometre boyunca kullanılmış olsa da başka hiçbir araç üreticisi bu motorla ilgilenmiyorlar. Bu motor sadece 100 devir çevirebiliyor ve yalnızca 5 beygir gücünde. Bu noktada videonun açılışında olan beygir bölümüne bir geri dönüp nasıl hesaplandığına bakmakta fayda var. Çünkü bundan sonra işler biraz hızlı ilerleyecek. Motorunuzun devriyle motorunuzun torku yani ürettiği gücü çarptığınız zaman ve bunu birimlere eşitlemek için 7120'ye böldüğünüz zaman motorunuzun beygir gücünü hesaplıyor oluyorsunuz. Burada önemli olan şey motorunuzun beygirini etkileyen iki ana etken var. Bir tanesi çevirebildiği devir, diğeri de tek yanmada üretebildiği güç olarak düşünebilirsiniz. İşte bu noktada Alman mühendis August Otto bu iki zamanlı motorun oldukça yetersiz olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini düşünen birçok mühendisten bir tanesi aslında. Ve bu problemi çözmeye, motorun verimliliğini arttırmaya 12 yılını ayırıyor. Bu 12 yıl içinde şunu fark ediyor. Pistonunuz yanma döngüsünü gerçekleştirirken aynı anda egzoz atmaya çalıştığınızda burada ciddi bir enerji kaybı gerçekleşiyor. Ya da aynı şekilde motorunuz sıkıştırmayı gerçekleştirirken içeriye hava aldığınız zaman yine oldukça ciddi bir enerji kaybı var burada. Bu da motorun verimsiz olmasına sebep oluyor. Bunu fark ettiği zaman bütün bu evreleri birbirinden ayırmaya karar veriyor. Bu yüzden de egzoz ayrı bir evre, yanma ayrı bir evre, kompresyon yani sıkıştırma ayrı bir evre
ve emme içeri hava alındığı bölüm ayrı bir evre haline gelince 4 zamanlı motoru icat etmiş oluyor. 4 zamanlı motorda aynı zamanda yeni bir yakıt olan etil alkol de kullanmaya başlıyor ve bu şekilde ilk defa küçük ebatlarda yeterli güç üreten ve otomobil gibi araçlarda kullanılabilecek bir güç kaynağı icat etmiş oluyor. Bu sayede motorların verimliliğini %6'dan 2 katı olan %12'ye çıkarmayı başarıyor. O dönem için çok büyük bir başarı. Ama hala kullandığınız yakıtın %88'i boşa atılıyor ve motor oldukça verimsiz olarak düşünebilirsiniz. Ama bu öyle önemli bir icat ki bugün günümüzde kullandığımız benzinli motorların hepsi otto motorları olarak geçiyor. Yani bu motorların babasını icat ediyor diye düşünebilirsiniz. Otto'nun icat ettiği 4 zamanlı motor yalnızca 3 beygir güce sahip olmasına rağmen yüksek verimliliği ve küçük boyutu sayesinde daha az yakıtla aracın içine konabilir hale geldiği için oldukça önemli bir icat. Ama yine de tahmin edersiniz ki %12 birçok insana yeterli gelmedi. Bu insanlardan bir tanesi de Rudolf Diesel. Rudolf Diesel kendisi mühendislik öğrencisiyken Otto'nun motorunu inceleyip bu verimsizlikleri nasıl giderebileceğini araştırmaya başlıyor. Ve bitirme tezinde de bu verimsizlikleri gidermek için ortaya bir fikir atıyor. Sıkıştırma oranı ne kadar yüksekse motorun verimliliğinin o kadar artacağını buluyor. Teorik olarak bu doğru. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu tez birçok insan tarafından dalga geçiliyor. Hatta mümkün olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi de çok artan sıkıştırma oranıyla birlikte artan basınçlar ve artan basınçla birlikte günümüzde de vuruntu olarak bildiğimiz durum. Bunu kendi evinizde iğnesiz bir şırıngayla da deneyebilirsiniz. Parmağınızla ucunu kapatıp şırıngayı sıkıştırdığınız zaman şırınganın ısındığını fark edeceksinizdir. İşte bunu motorun içine koyup sıkıştırma oranını çok artarsanız bu içerideki havanın sıcaklığı 700, 800, 900 derecelere kadar çıkabilecek ve bu yüzden de içeri aldığınız yakıt ki bu durumda etil alkol kendi kendine ateşlenecektir ve istemsiz yanma gerçekleşecektir içeride. Bu da motora zarar verecek ve hele ki o dönemdeki dayanıksız malzemeleri düşündüğünüz zaman motorun ömrünü bir hayli kısaltacaktır. İşte bu yüzden Rudolf Diesel'in tezi dediğim gibi bir noktada insanlar tarafından çürütülmeye başlanıyor. Ama kendisi bu durumdan vazgeçmiyor. Burada bahsettiğimiz sıkıştırma oranını çok hızlı bir şekilde anlatmam gerekirse şöyle düşünebilirsiniz. Pistonunuz en alttayken motorunuzun hacmi ile pistonunuzun en üst noktaya geldiğinde kalan hacmi birbirine oranladığınız zaman size sıkıştırma oranını verir. Yani aşağıdayken içerisi 1 litre, yukarıdayken içerisi 0,1 litre yapıyorsa motorunuzun sıkıştırma oranı 10 demektir. Rudolf Diesel'in söylediği seviyelerde dediğim gibi o dönemlerde kullanılan yakıtların kullanılması mümkün görünmüyor. Bunun üzerine Rudolf Diesel farklı yakıtlarla deney yapmaya başlıyor ve deneyine petrolle devam ediyor. Artık etil alkol değil petrol kullanıyor yakıt olarak ve yaklaşık insan boyutunda bir prototip motor üretiyor. Bu motor ilk başta çalışsa da çok başarılı olmuyor ama en azından burada bir umut ışığı olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine biraz daha üstleyince kendi kendine yetebilen ve oldukça potansiyele sahip bir motor icat ediyor. Bu bahsettiğimde yine kısa sürmüş bir süreçten bahsetmiyoruz. Yaklaşık 16 yıl boyunca bunun üzerine çalışıyor. Ve bu 16 yılın sonunda hesaplandığı zaman %26 verimlilikle çalışan bir motor icat etmiş oluyor. Bu icat ettiği motor çok yüksek devir çevirmese bile 18 beygir güce sahip. Burada da ilk baştaki formülü düşünebilirsiniz. Yani tek yanmada elde ettiği kuvvet çok daha yüksek Otto'nun motoruna göre. 18 beygir güç ve %26 verimliliği düşündüğünüz zaman şunu fark edebileceksinizdir. Bu olaydan 4 yıl sonra Rudolf Diesel bir milyoner oluyor ve oldukça zengin bir şekilde hayatının sonuna kadar yaşıyor. Ama bu aslında insanların biraz gözünü açıyor. Bu olaydan sonra birçok mühendis ve bilim adamı motorların artık ciddi bir şekilde verimliliğinin arttırılabileceğine inanmaya başlıyorlar ve bunun üzerine çalışmaya başlıyorlar. Bu yüzden 1900'ler aslında motorların inanılmaz geliştiği dönemler. Yine de şu an bir durup düşündüğünüz zaman günümüzde standart araçlardaki içten yanmalı motorların verimliliği yaklaşık %35 civarında. Yani bundan 130 yıl önce Rudolf Diesel %26'ya çıkmışken geçtiğimiz 130 senede sadece %26'dan %35'e çıkmayı başarabilmişiz. Bu az gibi görünse de şunu fark etmek gerekiyor. Teorik limite yaklaşıldıkça her ilerlemek daha da zorlaşır hale geliyor. Yani %26'dan %30'a çıkmak için harcadığınız efor aslında %34'ten %35'e çıkmak için harcadığınız efordan daha az. Ve geçtiğimiz 100 yıl boyunca icat edilen şeyler tamamen motorun verimliliğini arttırmak ve motorun devrini yükseltebilmek için yapılıyor. Gelişen malzeme bilimi sayesinde artık döküm olan birçok metalden motorlar üretilmeye ve daha güçlü hale getirilmeye başlanıyor. Bu sayede motorlar daha çok devir çevirebiliyor, daha çok devire basınca dayanabiliyor, daha çok sıkıştırma oranına dayanabilir hale geliyor. Bu motorların verimliliğini ciddi bir şekilde arttırıyor.
Aynı zamanda yine gelişen üretim teknikleri sayesinde toleranslar düşüyor. Parçalar birbirlerine daha yakın hareket etmeye başlıyorlar. Kaçaklar daha az oluyor, enerji kaybı daha az oluyor. Yine malzeme bilimiyle birlikte motor yağları gelişiyor. Motor yağlama sistemleri gelişiyor. Bu sayede motor daha sürtünmesiz, daha verimli çalışır hale geliyor. Eskiden standart kelebeklerin yerine ilk önce valfler alıyor. Valfin yerine 4 valf arıyor. Bu valfler ilk önce Vanos, VTEC gibi sistemlerle değişken valf zamanlamalarıyla çalıştırılıyor mekanik olarak. Daha sonra günümüzde artık elektronik kontrollü hale getiriliyor. Bu sayede hangi devirde, hangi güçte olduğunuza göre en verimli aralıkta bu valfler açık tutuluyor ve kapatılıyor. Belki de bu güçlere çıkmaktaki en önemli icatlardan bir tanesi olan turbo icat ediliyor. İlk önce motordan atılan egzoz gazlarının çok yüksek enerjili ve sıcak olduğu fark ediliyor. Ve daha sonra bu egzoz gazları nasıl kullanırız diye düşündüğünüzde bu çıkan sıcak gazın içeriği bir pompa vasıtasıyla daha fazla oksijenle doldurmak için kullanılabileceği düşünülüyor. Ve bu sayede turbo icat ediliyor. Turbonun icadıyla birlikte egzoz gazının da boşa atılan enerjisi kullanılmaya başlanıyor. Motorun içine daha fazla hava, daha fazla oksijen alınıyor. Bu sayede daha fazla güç elde edilmeye başlanıyor. Karbüratörler yerini ilk önce port enjeksiyonlara, daha sonra direkt enjeksiyona bırakıyor. Elektronik kontrollü bu sistemler sayesinde ateşleme daha homojen, daha verimli bir şekilde gerçekleşiyor ve yine yakıtın daha büyük bir bölümü hareket enerjisine çevrilebilir hale geliyor. Yeni çıkan alaşımlarla birlikte daha dayanıklı malzemeler daha hafife üretilmeye başlanıyor. Bu sayede döner parçalar hafifletilerek motorun yüksek devir çevirmesi daha kolay hale gelmiş oluyor. Bu da direkt bir şekilde yine motorun gücünü arttırıyor. Ve bütün bu bahsettiğim 100 yıl içinde gerçekleşen icatlar sayesinde işte motor bugün günümüzdeki haline geliyor. Bu tabii ki bizim standart otomobillerimizde bulunan motor. Videonun başında söylediğim gibi Formula 1'e baktığınız zaman durumun en aşırı noktasını görebiliyorsunuz. Formula 1'de bir motor yaklaşık 11 milyon dolar üretiliyor. Bu yüzden neredeyse sınırsız paranız olunca tahmin edebilirsiniz ki ulaşabildiğiniz yerlerde oldukça yukarıda. Formula 1 motorları %50 verimliliğe çıkıyorlar. Yani yakıtın içindeki enerjinin yarısını harekete çevirmeyi başarıyorlar ki bu oldukça etkileyici. Ama bunu yapabilmek için bahsettiğim sıkıştırma oranı standart arabalarda 10 iken Formula 1 motorlarında 17 civarında. Bunu başarabilmek için de özel bir yakıt kullanmanız gerekiyor. Bizim standart pompa benzinimizi alıp Formula 1 arabasına çalıştıramıyorsunuz. Vuruntu yapıyor. Egzotik malzemeler kullanılıyor, karbon fiber kullanılıyor, parçalar daha da hafifletiliyor. Formula 1 motorları 15.000 devirin üzerinde devir çevirebiliyorlar. Sadece 1.6 litre hacme sahip olmalarına rağmen bu motorlardan 950 beygir civarı güç alınabiliyor. Ama dediğim gibi arkalarında çok büyük bir Ar-Ge ekibi, inanılmaz bir para ve maliyet var. Ve bu 11 milyon dolara mal olan motor yalnızca 4 yarış kullanılıyor ve daha sonra geri dönüştürülüyor. Bunu düşündüğünüz zaman günlük araçlarda neden bu motorları kullanmadığımızı görebiliyorsunuz. Ama bu şunu gösteriyor. Biz şu an günümüzdeki araçlarda 30 yıl öncenin Formula 1 teknolojilerini kullanıyoruz. Ve belki de ilerleyen zamanlarda bugün Formula 1'de gördüğümüz teknolojiler artık standart araçlarımız için de standart hale gelecek. İşte bu 150 yılın özetiyle bugün kullandığımız duruma gördüğünüz gibi gelebiliyoruz. Bakalım gelecek bize neler gösterecek? Bu hızla ilerlemeye devam edecek mi? Yoksa yeni bir devrim, elektrikli araçlar artık her şeyin yerini alacak mı? Şu an için öyle görünüyor ama bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.